Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Kelecek Partisi Şarık Türkistan'da ayal buluş temasında yığın uyuşturdu. 4 Mart günü Kelecek Partisi Ayallar Bölümü Ankara Baş Merkezi'de Şarkı Türkistan'da ayal buluş temasında mahsus yığın uyuşturuldu. Yığınğa Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'den bir hay'at iştirak kıldı. Hay'at Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közüş Cemiyeti Baş Katibi Doktorant Nuruddin İzbasar, Ali Litip Oğlu Humargül Yakup, Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'den Medine Muhammed, Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Konya Şöbe Reisi Abdülahad Udun Efendi Katarlıklardan teşkillendi. Yığınğa yana Dünya Uygur Kurultayı vekillerden Erkin Ekrem Katarlıklar katnaştı. Yığınğa iştirak kılgan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği hay'at azaları arka arkadan sahneye çıkıp guvalık verdi. Hem de Xitayın Şarkı Türkistan halkıga bulup mu ayollarga icra kılıp atkan bastırış, mecburi tuğmas kılış, her hıl tökmetler bilen lagir ve türmelerge solap kıyın kıstakı iliş, Şarkı Türkistan halkını Xitay ülkelerge sürgün kılıp, mecburi emgeki seliş katarlık Xitayın cinayi kılmışlarını tunuşturdu. Yığında Kelecek Partisi reisi Doktor Ahmet Davutoğlu muhim söz kıldı. O sözde biz 8 Mart günü yetip geliş aldıda dünyada en unutulgan ayallar hakkında müzakere yığını içini planlap, ahire Şarkı Türkistan ayallarını tallap çıktık. Çünkü Şarkı Türkistan'da 101 vatkan depsendicilikler esirimizde en iğir depsendicilik hesaplandı. Şarkı Türkistan'da iğir insani tragediye 101 vatıdı. Biz herkes bu tragediyeye karşı sükut kıldıklarının katarıda bulup kalmayımız istedi. O sözdiyene Türkiye hükümetini Şarkı Türkistan meselesine ilgi buluşka çakırıp, ''Mən Türkiye hükümetini Türkiye'deki Uygurlarının faaliyetini çekilmesine çakırmen. Türkiye Şarkı Türkistan meselesi hakkında barlık partiyeler imzalıgan bir bayanat ilan kılışı gerek. Amerika Katarlık başka devletler kılgan yerde Türkiye'nin kılalmaslığı numus kılarlık bir iş. Türkiye Xitay arasındaki cinayetçilerini ötküzüp beriş kelişimi kün tertipten kaldırılışı gerek dedi. O sözünü Xitayın Şarkı Türkistan'da elip berip atkan cinayetlerine alakadar sallık malumatlarını tilge elip durup, bugün manımışındak sallık malumatlarını körüp durup mu Türkiye'de sükütü durup atkallar ne millet, ne tarih, ne Allah aldı diye hesap verilmeydi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın dokulatı'a karganda 18 yaştan 49 yaş aralıkıdaki ayarlarının hemmesi Alahide Pilallık Tuğutnamı'da Tuğmas Kılıbetiş cinayetinin kurbanı bulgan. Bazı rayonlarda Tuğmaslık nispeti 80% yetken. Şarkı Türkistan'da ailelerge Xitaylar uğrulaştırıldı. Mehrem hukumi buzup taşlandı. Öylerde köşkü güşi ve harak buluşu talep kılındı. Bu bir medeniyetsizlik siyasetidir. Aldı bilen her pürsette dünya beşliğin çoğundap zulümge uçurgan kayrındaşlarının avazı bulup atkallıkını bildirip atkan Prezident Erdoğan başta Taşkı İşler Ministeri ve Hakimiyet Yürgüz Vatkallarga yeni bir kıtım eskertip koymakçı men. Türkiye'deki Şarkı Türkistanlı kayrındaşlarımızdan avazını kısıp koymasıqanlar gerek. O sözüne Uygurlarını asimilasiya ve irqi qırğınçılık bilen yok kılmakçı bolğanlarga beridigan cevabımız şu ki, siler nemi kılsanlar kılınlar, Kaşgarlı Mahmud'nın divani lügatı Türk'teki Türkçesini Şarkı Türkistan'dan öçürelmeysler dep ahırlaştırdı. 8 Mart yaklaşırken, parti kurullarımızla istişare ederken, kadın politikaları başkanımızla birlikte en çok unutulan kadınlar nerede diye düşündük. Ve en çok unutulan, mağdur edilen, mazlum edilen kadınlarımızın Doğu Türkistan'da olduklarını görerek bu seneki Kadınlar Günü'nü Doğu Türkistanlı kadınlara atfedelim ve onları analım istedik. Teşrifleriniz dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Dünya çok zulüm gördü, çok baskı gördü. Ve bu baskılar altında inleyen insanların feryatlarına çoğu zaman da sessiz kalındı. Ama emin olunuz, Doğu Türkistan'da yaşananlar hem 19. yüzyıldan itibaren ama son yıllarda yaşananlar insanlık tarihinin gördüğü en büyük suçlar arasındadır ve böyle anılacaktır. Doğu Türkistan'da bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır ve biz bu insanlık trajedisine sessiz kalanların arasında asla olmayacağız. Biraz önce kardeşlerimizi dinlediniz. Yüreğimizden kan ağlıyor. 2020 Birleşmiş Milletler raporunda açık bir şekilde Çin'in Doğu Türkistan'da fiziki soykırım yaptığı tescil edildi. Ve öylesine rakamlar verildi ki bugün Türkiye'de sessiz kalanlar, o raporları gördükleri halde susanlar var ya, ne millet, ne tarih, ne Allah önünde hesap veremezler.
hesap veremezler. Bu raporlara göre 18-49 yaş arasındaki bütün kadınlar özel doğum planlaması, aile planlaması adı altında kısırlaştırmaya tabi tutuldular ve kadınların kısırlaştırma oranları bazı yerlerde %80'lere ulaştı bazı bölgelerde. Doğu Türkistan'ı kendi vatanı addetmiş bizler söylemiyoruz bunu, Birleşmiş Milletler söylüyor. Evlerde Çinli gençler tutuluyor, kadınların mahremiyeti yok ediliyor. Domuz ve alkol bulundurması şart haline getiriliyor. Bu kültürsüzleştirme politikasıdır. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere her fırsatta dünya beşten büyüktür deyip mazlumların sesi olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı olmak üzere Dışişleri Bakanı'na, iktidar mensuplarına ne yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birincisi, Türkiye'deki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sesini kısmayacaksınız. Onların gösteri yapma haklarına asla müdahale etmeyeceksiniz. Ben Konya'da doğan bir Yörük Türkmen çocuğu olarak diyorum ki Kaşgar'da doğan, Aksu'da, Urumçi'de doğan bir Doğu Türkistanlı'da benim sahip olduğum haklar Anadolu topraklarında sahiptir ve bu haklar kısıtlanamaz. Biz belki 1000 yıl önce geldik, onlar daha sonra geldiler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların öz vatanıdır. Ve sizlere de söylüyorum. Kim size zulmederse, kim sizin sesinizi kısmaya kalkışırsa, kim sizi alıp Çin'e iade etmeye kalkışırsa haberdar edeceksiniz. Bütün varlığımızda Gelecek Partisi olarak yanınızdayız, sonuna kadar da yanınızda olacağız. İkincisi, bugün tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal Doğu Türkistan'da yapılan zulüm konusunda bütün partilerin imzaladığı ortak bir açıklama yayınlamalıdır. Kanada parlamentosu yayınlıyor, Hollanda parlamentosu yayınlıyor, Birleşmiş Milletler defaatlerce kararlar alıyor, Avrupa parlamentosu yayınlıyor ve bize dönüp ey Avrupa diye kükreyenler kendi ülkelerinde Doğu Türkistan davası ile ilgili bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı çıkaramıyorlarsa bu yeterince büyük ayıptır. Bu bağlamda suçluların iadesi anlaşması gündemden kaldırılmalı. Ve biraz önce Selçuk Bey'in de söylediği gibi Doğu Türkistanların hak ve özgürlükleri teminat altına alınana kadar da böyle bir anlaşma asla yürürlüğe girmemelidir. Tek bir Doğu Türkistanlı kalmayınca kadar orada asimilasyon ve soykırım politikalarına devam etmek isteyenlere. Bizim buradan cevabımız, siz ne yaparsanız yapın, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'teki Türkçesini Uygur illerinden, Doğu Türkistan'dan silemeyeceksiniz. Silemeyeceksiniz. Siz ne yaparsanız yapın, Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubilik'teki siyasi ahlakını, toplumsal ahlakını Doğu Türkistanlarının içinden silemeyeceksiniz. Siz ne yaparsanız yapın, Mayım Han'ın torunları olan Doğu Türkistanlı kadınları bezdiremeyeceksiniz, sindiremeyeceksiniz Allah'ın izniyle. Bu yıllık Nuremberg kişilik hukuk mükafatı lager şahidi Sayragül Sautbay'a verildi. Cenubi Germaniya gezinin haberde bildirilişçe, Germaniya'nın 2021 yıllık Nuremberg kişilik hukuk mükafatı Şivisiyade turuşluk ceza lageri şahidi Sayragül Sautbay'a verildi. Haberde kayıt kılınışça, Nuremberg kişilik hukuk mükafatının bahalaş komiteti tefsili müzakir kılışı arkalık Sayragül Sautbay'ını bu mükafatka layık görgen. Komitet azaları birdek avaz berip Sayragül Sautbay'nın cesaret bilen Xitay aldıdı tik turganlıqı, Uyghur ve Kazaklarga qaratılgan Xitay'nın cinayetlerini paş kılganlıqı üçün bu mükafatını onunğa berişini karar kılganlıqını bildirişken. Bildirilişçe Sayragül Sautbay ilgiri Amerika Taşqı İşlar Ministerliği tesis kılgan cesur ayallar mükafatığı erişken idi. O Şarkı Türkistan'ın Moğulgöre naisidiki bir ceza lagırda mecburi lagır okutukçısı bolgan. O 2 yıl ilgiri Kazakistan'a kaçıp çıkıp panahlıq tiligen. Bırak Kazakistan onunğa panahlıq berişini ret kılgan. 2019 yılı Şivisiyanın siyasi panahlıqıga erişip ailesi bilen birlikte Şivisiyaga bargan. Şivisiyaga bargan deyken Xitay'nın ceza lagırdaki cinayetleri ve baskınçılık qatarlı xorlaş kılmışlarını aşkarlap zor gulgulu qozgan. Mälum bolışça mezkur mükafat Germaniya hükümeti Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıgı yürgüzbatkan kırgın kılış cinayetige soğudu menpaat sebeplik sükütünü tallıqallıqı kişilik hukuk teşkilatları tarafından ayıplanıvatkan bir paytta Sayragül Sautbay'a berilgen. Sayragül Sautbay bu mükafatının özüge berilişi hakkında söz kılıp,
Meni bu mükafatqa layık görüşe Avrupa'daki adaletperver devletlerinin Xitayning Sharq Turkistan'da elip berivatqan irqi qırğınçılığını toxtutish iradesini körüstüdü diğerlerini bildirdi. Amerika Utah shtati avam palatasi qaror ma'qullab Kunzi institutini taqashini talab qildi. Fransiya xalqaro radiosining 4 martdagi xabarida bildirilishicha Utah shtatlik avam palatasi 2 mart qaror ma'qullab shtatdagi 2 universitet texchi taqamagan Kunzi institutini taqashini talab qildi. Xabarda qayd qilinishicha Xitoy ta'sirining oldini olish uchun Utah shtati avam palatasi qaror ma'qullab bu shtatdagi Xitoy mablag' solgan Kunzi institutini taqashini talab qilgan. Kunzi instituti Xitoy kompartiyasiga yordamlashadigan bo'lib Onun casusluk faaliyeti Amerika'nın devlet bir xatarlıkı təhdid deb qaralmaqda. Ştatlıq avam palata maqullığan qararda Utah ştati Kunzi institutini devamlıq başqurup kelibatqan Utah Üniversiteti ve Canubi Utah Üniversitetidin 2022 yıl 13 ayının 1 gündün burun Kunzi institutini taqashini talep qilgan. Utah Üniversitetinin bayanatçısı Töribundu bergen bayanatı da Mektepnin 2023 yılının 30'larda Kunzi institutini taqashini pilallıqallıqını Bu karar makullanğanlığı sebebinden Kunzi institutunun taqash tahminen 6 ay ilgiri sürülgenliğini bildirgen. 30 neçe alim xalqara cemiyetini virusunun kilip çıkışını müstakil tekşürüşke çakırdı. Fransiya xalqara radyosunun bugünkü haberde bildirilişçe 30'dan artıq alim mektup imzalab xalqara cemiyetini yeni organ kurup virusunun kilip çıkış meselesini müstakil tekşürüşke çakırdı. Xabarda qeyd qilinishicha birlashma imzolik maktub payshanba kuni Valkochisi gazeti va Fransiya xalqaro gazeti tomonidan e'lon qilingan bo'lib, birlashma maktubda Xitoy virusi yuqumining kelib chiqish ahvolini tushunish, navbatdagi yuqumga texnika yaxshi taqobil turish va kelgusidagi yuqumning yuz berish ehtimolligini azaytishda intayin muhim ishkanligi o'tirg'i qo'yilgan. Bildirilishicha birlashma imzolik maktubga Clinton hukumatı mazgilda Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining a'zosi bo'lgan Jami Mitchell imzo qo'ygan bo'lib, Hozirgi Amerika prezidenti Baydenning sobiq hamkorlashquchisi ekan. Bundan boshqa birlashma maktubga Fransiya davlatlik tadqiqot markazining virus shunoslari Bruno Canard va Etienne Decorle hamda Fransiyaning ikki irsiyat shunosi Jean-Michel Clavre va Virgin Cortera imzo qo'ygan. Uch xatda oldi bilan Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bilan Xitoy birlikda qurgan mutaxassislar guruhining qurilma cheklamasi tushuntirilgan. Undan ilmiy tadqiqot uchun qilishga tegishli zarur shartlar ko'rsatilgan. 30'dan artıq alim uchxatida yana Dünya Sağlık Teşkilatı bilan Xitay Birleşme Mütexassislər Qrupisinin məxsus təyinlənməgənliki, onlarda tələb qılınğan barlıq maharətlərinin yoxluğu, ən muhimi müstəqillik yoxluğu və həqiqi təkşürüş üçün zürür sallıq məlumatlarga erişiş hüququnun yoxluğu görüstüligən. Uchxatda deyilişcə, Dünya Sağlık Teşkilatı bilan Xitay Birleşme Mütexassislər Qrupisinin 20 Xitay puralardan tərkib tapqan. Neticede Birleşme Grupisinin xulasisi Xitay dairleri ularga e'lon qilishni tanlab bergan uchurlarni asas qilgan. Uchxatning oxirida keyingi tekshirishni Xitay tili va madaniyatini pishiq biladigan kishilarni o'z ichiga olgan mustaqil ko'p taraflamalik guruhi ustiga elishi birinchi turkumdagi gumonliq bemorlar va ularning oila tabiatlari bilan maxfiy suhbat qilishning intayin muhim ekanligi ta'kidlangan. Sharq Turkistondagi hashar siyosati kundan-kunga ig'irlashmoqda. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda atalmış namratlıqdan qutuldirish namida bir turkum xalqimizni Xitoy o'lkalariga surgun qilsa, yana bir turkum xalqni har türlü bahonalar bilan majburiy amgakka selib, ruhiy va jismoniy jihatdan bostirib kelmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda Sharq Turkistonning ma'lum bir yesidagi Uyg'urlardan yosh, o'ttir yosh ve yaşanğan er ayollardan tərkib tapqan bir türküm kişilerinin yer çepiş, orman bərpa qilish, östən çepiş qatarlıq iğir əmgək işlərigi selinibatqanlığı görüstüligən. Sindiki kişilerinin sulğun çıray ifadelerden məcburi işləyibatqanlığını körüvalğılı boludu. Bugünkidək tərəqqi qılğan dəvirdə bütün işlər maşınlaşqan bolsumu, Xitay təcavüzçiləri Şərq Türkistan xalqını tüptün yok qilish məqsədə hər türlük məcburi əmgəklərigi selib, qəsdən qıynab, qul ornida işiltişini davamlaşdırmaqda. Antony Blinken Amerika'nın muhim tashqi siyaset planını bayan qildi. 3 mart günü Amerika Tashqi İşlar Ministri Antony Blinken video nutq sözləb Joe Biden hükümetinin muhim tashqi siyasetini bayan qildi. Bu Amerika'da yeni hükümet iş başlagandan buyan Antony Blinken'nin tunji qitim Amerika'nın tashqi siyasetini jamoatga to'liq e'lon qilishi hisoblandi.
O sözde Biden hükümetinin diplomatiya prinsipi üstüde toxtulup, biz iş kılgan vaxtımızda vaqtlıq meselelerge esilip almay, üstünlükimizni uzun müddet saklap kılış üçün meselelerini tüp yıldızdan hal kılışımız kerek. Prezident Biden'ın sözü boyunca etkanda Amerika'nın ornini kayıtı tiklişimiz kerek dedi. Antony Blinken, Xitay bilen bolgan münasibetini hal kılış planı üstüde toxtalganda mundaq dedi. 21-ci əsrdə biz duş kiledigan ən çox geosiyasi sınaq Xitay bilen bolgan münasibetimizdir. Xitayning təhdidi bularının heç qaysısına oxşumaydı. Xitay özünün iqtisad, diplomatiya, hərbi və texniki cəhətdəki gücü bilen muqim və ijivitilgan xalqara sistemiga dünyada biz ümid qilgan qaydı tərtib, qimmat qarash, xalqara münasibətlərə iğir təhdid selibatıdır deganlarını bildirdi. O sözünün davamında bunun üçün dostlarımız, ittifaqdaşlarımız bilen həmkarlaşımız, onlarını çətki qaqmaymız. Əgər biz birləşsək, Xitay onunğa hərgiz səl qaryalmaydı. Bunun üçün Amerika diplomatiyada aktiv buluşu və xalqara təşkilatlarına qatnışı kerek. Əgər biz bu cəhətdə bir qadam çekinsək, Xitay bir qadam aldığı mağdı. Biz yana Şarqı Türkistandakı kişilik hüquq və Hong Kongdakı demokratiya dəfsəndə qılınmatqan bu küllərdə öz qımmət qarışımızı teximi çin qoğduşimiz kerek. Əgər biz bunda qılmasaq, Xitay teximi həddidin aşıdı digərlərini bildirdi. Antony Blinken yana 3 mart günü Amerika Ammevi Radiosunun ziyaretini qobul qılganda Uyğurlar məsələsi haqqıda toxtaldı. O muxbirinin Amerika Xitayının Uyğurlarga elib bargan cinayetini irqi qırğınçılıq dedi. Əgər şundaq bolsa, Amerika Xitay inkar qılıvatqan bu cinayetke qandaq ceza tədbiri qollundu degen sualıga cevap berib mundaq dedi. Uyğurlar məsələsiga oxşaş konkret məsələlərge kelsək, bunuda biz qılalaydıgan nurğun işlər və diqqət qılıdıgan nuqtlar bar. Biz Xitayga yoki başqa dövlətlərge eksport qıldıgan məhsulat və texnikalarının Xitaydaki yerlik millətlərini bastırışqa işiltilməsligiga kapalatlı qilishimiz lazım. Şundaqla Şarqı Türkistandan çıqqan məhsulatlarını öz içige alğan Xitay məhsulatları məcburi əmgək bilen çetişlik bulup qalsa, onlarını setib almasıqımız kerek. Başqa dövlətlərini bu müşündə qılışqı çağırışımız kerek. Əlbəttə biz bütün dünyanın bugün Xitayda 101 vatqan işlərqa qarşı birdək avaz çıqırışını qolğı kəldirişimiz kerek. Analizçilərinin bildirişçə, Amerika Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken'nin Xitayga münasibətlik bu bayanları Biden hükümetinin taşqı siyasetini cümleden Xitay bilen bulduğun münasibetlerinin asasi yönelişini hem de Uyghurlar meselesi de Xitay'a qarıtıdığun növetteki siyaseti ve başka devletler bilen hemkarlaşış iradesini görüstü bir idikken. Beijing kışlık olimpik müsabıqısını baykut kılış çoğalları yukarı pelliğe çıkmakta. Xitay rejimi sahip halla kılmakçı bolu atkan 2022 yıldaki kışlık olimpik müsabıqısını baykut kılış çağırıqları yıkında bayan bargan sere yukarı pelliğe çıkışı başladı. Şunundak bunun adili bir müsabıqı emesliki, eksici bunun milyonlarca insanın hayatıga münasibetlik zor mesele ikerliğe təkidlenişki başladı. Devlet Menfaati Jurnalının 3 Mart sanığa besilgan Tenzin Dorje imzasıdaki makalede alahaydı kılıp, Uyghurlar duş kilibatkan siyasi bastırış hadisesini irqi qırğınçılık tep ataş çağırıqları dünya miqyasıda umumi sadağa ayınlaşıqı yüzünü vatqallıqı. Muşundaq ekvalda diplomatik nesiyahatlar aldıdı gazpılı valgan Xitay rejimiga qarata devamlıq nesiyahat kılıçdan vaxtı ötkallıqı. Bunun üçün əmdi onlarga məcburlaş vasitisini kollanış lazımlıqı alaydı təkidlendi. Şunundak bu xil məcburlaşının usulları üçün Xitayga iqtisadi cəhətdən caza kollanıştın başqa yana Onlarının dünyaya qaratıp durup, olimpik müsabıqısı ötküzüştek numussuzluğunu çekleş lazımlığı oturuğu koyuldu. Abdur bu doğrusu da söz kılıp, növette Amerika hükümeti Xitay'a qarata ya lagırlarını taqaysan, bolması müsabıqını bekar kılımız digendek qattıq usulunu kollandıgan yergi keldi deydi. Kanada radio şirketi torda elan kılıngan bu axtiki obzordu bolsa, Xitay'daki kışlık olimpik müsabıqısıga qatnaşqanlıqnın emiliyeti Xitay'nın depiği usul oynağallıqı baravar işkerliki alaydı şerhilendi. Bulupma Uyghur kırgıncılığı meselesi ciddi tekitini vatkanda, Xitay reisi Xi Jinping'nin müşkitimlik müsabıqı arqalıq, xalqarağı özünün icabi obrazı namayan kılışqı aldıra vatkallıqı alaydı görüstüldü. Kanada'daki Uyghur faaliyetçi Mehmet Oktay Efendi bu vaxtı söz kılıp, Xitay muşu müsabıqını sopun kılıp durup, özlerinin kırgıncılık cinayetlerini yüyü etmekçi bulu vatıdı, dedi. Taftis Üniversitesi okuğuçları Uyghurlarını himaye kıldı. Uyghurlar duş kilibatkan bastırış ve türlük zulümler növetti barğansırı köp sahanın hissaçlıqı ve kollışığı iyi bulmaqta. 2 Mart günü Taftis Üniversitesi'nin gezdede elan kılınan baş makalede Amerika hükümetinin ciddi tedbir elip, Xitay rejimi icra kılıbatkan növetteki Uyghurlarını bastırış hareketi hatimi beriş talep kılındı. Makalede Uyghurlar ve Xitay rejiminin ötken mezgillerdeki Uyghurlarını bastırış hareketi hakkıda çüşenci beriş bilen birge, milletçilikini yadır okulgan yetekçi ideyadaki Xitay Kompartiyasının növette özlerden pereklik bolgan Uyghur milletini pütülle yok kılışka aldıra vatkallıqı.
Şu sebepten dünya demokratiyasının bayraktarı bulunan Amerika hükümetinin bu hıl kabik zulümlerini toxtuş mecburiyeti barlıqı alaydı tähkilengen. Bulup mu Amerika hükümetinin aynı vakitte terörlükü karşı uruşunun ihtiyacı üçün Xtay bilen hemkarlaşışı, Xtay'nın uyğurlarını bastırışıgı kan bahanı bulup bergerlikke eskertilip, Biden hükümeti emdi bu hıldaki haletini özgertişi lazım dep körüstüligen. Ahırda Xtay rejiminin kılıvatkallarının yalğız uyğurlar bilerle çeklenmeydi gallıqı, nöbette onlarının bu hıl yavuzlıqı ve tehditlerinin taşkı dünyayı kengi vatkallıqı mı əslep ötülgen. Ma'lum bo'lishicha Massachusetts shtatidagi Taftis universiteti Amerikadagi eng danlıq xususiy oliy maktablardan biri bo'lib, siyosat, iqtisod va san'at sohasida dunyoga danlıq ko'plagan kishilarni yetishtirgan ekan. Huawei guruhining Sharq Turkistonda raqamlik tosh yo'l qurmoqchi bo'lishi diqqat qo'zg'idi. Xitoy xabarlari to'g'rining 2-martdagi xabarda aytilishicha, Huawei guruhi yaqinda 14-5 yillik planning bir qismi sifatida Sharq Turkistonda umumiyuzlik aqli yuqori sur'atlik tosh yo'l qurish hamda qatnash kasbini raqamlik boshqarishga aylantirish haqida atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik qatnash nazorati bilan kelishim tuzgan. Xabarda aytilishicha, doiralar Sharq Turkistondagi yo'l, odam, mashina, muhit qatorliklarni raqamlik boshqarishga yuksaltirish orqali ularning bir-biriga bo'lgan tayinishchanligini texnika oshirmoqchi bo'lgan. Huawei guruhining vakili bu vaqtda so'z qilib, butkul qatnash tizimining raqamlik va aqli yuqori sur'atga ega bo'lishini, atalmış Xinjiangda yuqori unumlik va bexatar bo'lgan qatnash to'ri barpo qilishga foydaliq degan. Ma'lum bo'lishicha, Huawei guruhining Amerika tuprog'idagi josuslik harakatlariga hamda Sharq Turkistondagi lagerlar qurilishiga g'oyat zo'r mablag' ajratganligi o'tgan yillardan buyon kuchli tanqidga uchrab kelgan. Shuningdek, ularning Uyg'urlarning chiroyini farqlandiradigan ko'zitish apparati ishlab chiqarishi G'arazlik halda Xitoy rejimining Uyg'urlarni bastirishiga yontayoq bo'lganlik deb ayblangan edi. Amdilikda ularning Sharq Turkistonda raqamlashgan aqli tosh yo'l qurilishi barpo qilmoqchi bo'lishi birdek Xitoy rejimining texnika qattiq bo'lgan kontrollik tadbirlariga moslashishni maqsad qilgan deb qaralmoqda. Mustafa Dastige Tayvan vakili bilan ko'rishdi. 4 Mart günü Büyük Birlik Partisi reisi Mustafa Dastige Efendi partisinin merkezinde Tayvan'ın Türkiye temsilcisi Jing Tai Xiang'ı kabul qilib, Türkiye-Tayvan münasibetleri ve Xitay komünist rejiminin başta Şarq Türkistan'daki Uyghurlarga karşı elip berivatkan cinayetleri ve rayon devletleri ve halıklarga qilivatkan zulüm ve bastırışları hakkında söhbeti boldi. İki tarafının söhbeti de iki rehberinin otturduğu şira üstüdeki Türkiye bayrağı bilen Şarq Türkistan'ın ayyıldızlık kök bayrağının mı buluşu alahide dikkat qozgadi. Dastige texi bir kun ilgari muxbirlarga bayonot e'lon qilganda, Xitoyning nupusi, askari bizdan ko'p, iqtisodi bizdan kuchlik, qorallari bizdan ko'p va bizga bak yiroq deb, irqdoshlarimiz va dindoshlarimiz bo'lgan Uyg'urlarga qilinayotgan zulmga, irqiy qirg'inchilikka sukut qilamdik. Albatta yo'q. Hammaylan sukut qilsimi, biz sukut qilmaymiz. Biz nimishqa qo'rquvdakmiz. Qarab baqayli, Tayvandan iborat Xitoyning burnining tuvidi bo'lgan bir oral bor. Nupusi qanchalik? 23 million. Xitoyning nüfusu çu 1.5 milyard. Ama Tayvan uruş qilyapti. Xitoyga qarshi qorallanyapti. Xitoy 1.5 milyard emas 10 milyard bo'lsa-mu sukut turmaymiz. Sharq Turkiston bizga 5000 kilometr emas 15000 kilometr yiroqda bo'lsa-mu sukut qilmaymiz. Qachongacha deganda toki Sharq Turkistondagi ishg'ol oxirlashguncha deganlarni bildirgan edi. Katıldığım bir televizyon programında konu Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türk'ü soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaptığı zulme gelince orada aynen şu kelimeleri kullandım. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine karşı yaptığı mezalimi görmezden gelemez. Buna gözünü ve kulağını kapatamaz. Biz hiç kapatamayız. Herkes sussa biz susmayız. Bunun üzerine oradan birisi dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde peki ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız? Dedim gerekirse açılır. Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın neresinde olursa olsun, kendisine mesafesi ne kadar uzaklıkta olursa olsun savaş açabilir. Ekonomik ilişkilerini dondurmak da bir savaştır. İkili ilişkilerini, siyasi ilişkilerini dondurmak da bir savaştır. Yaptırım kararları almak da bir savaştır. Savaş ilan edersin, illa ordunu göndermen gerekmiyor. Gerekirse de gönderirsin ama gerekmiyor. Ne yaparsın? Bütün o savaş kurallarını uygularsın. Ne zamana kadar? Çin Doğu Türkistan'daki zulmü, işgali bitirene kadar. Biz neden korkalım ki? Ya Tayvan diye bir ada var biliyorsunuz. Çin'in hemen burnunun dibinde. Peki nüfusu ne kadar?
23 milyon. Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusuna kadar 1,5 milyar. Ama savaş açıyor ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı silahlanıyor. Aynı şeyi Kuzey Kore yapmıyor mu? Yani biz nüfusumuz Çin'den az diye, efendim işte Çin'e mesafemiz uzak diye, biz Çin'e boyun mu eğeceğiz? Çin'den korkacak mıyız? Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne sessiz mi kalacağız? Asla kalmayacağız. 1,5 milyar değil 10 milyar da olsalar kalmayacağız. Bize 5000 kilometre değil 15000 kilometre uzakta da olsalar kalmayacağız. Sesimizi yükselteceğiz. Dediğim gibi ne zamana kadar? Ta ki oradaki işgal ve zulüm sona erene kadar. Bitlis'te bir harbiy tik uçağı tüşüp geldi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği bir harbiy tik uçağının tüşüp getkenliği doğrusunda bayanat ilan kıldı. Bayanatta Bingöl'den uçkan Gövgar tiplik tik uçağı bilen bulgan alakının Ankara vakti saat 14'ten 25 minut ötkende üzülüp kalganlığı bildirildi. İzdeş kutkuzuş hizmetleri neticesinde meteorologiyelik sebepler tüpeyledin tik uçağının kazağı uçurganlığı ve tik uçağındaki 9 askerinin şehit bulganlığı eskertildi. Ministerliğinin ikinci kıtım ilan kılgan bayanatı da şehit bulgan asker sahanının 11'e çıkanlığı bildirildi. Kayıt kılınışa yaralanan 3 asker derhal doktorhanığa aparılgan ve balnısqa ilingan. Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar, Armiya Başştab Başlığı Yaşar Güler ve Kurukluk Armiya Komandanı Ümit Dündar'ın vakanı tekşürüş için rayonga yetip barganlığı bildirildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.